Video izlerim ha. Ya çıkmış ki adam oyunda. Ha, sikimde misin ki? Ha, sikimde misin ki? Cerkay Cerkay. Ulan. Ha? Hayır. Evet, bunu doğru bildin. Hadi ne izleyelim sürtükler? Ya şu anime videosunu izlediniz mi ya? Abi kendi videonu harbiden anlatar Abi. Anlatar mısın? Anlatarak Kimse mı izleyeyim anlamamış. ya? Kimse anlamamıştır ya. Gerçekten mi ya? Bunu kimse anlamadı mı? Harbiden anlamamışlar. Oğlum mal mısınız lan? Hayatınızda hiç mi anime izlemediniz ya? Çizgi film mi? Kansız şeyden bahsediyorsan izledim. Abi inanılmaz ya. Abi ne oldu adama? Haşat olmuş. Ben dedim abi. Şahreyn de attı. Kimse duramıyor. Ya bakın şimdi çok fazla anime çeşidi var arkadaşlar. Bazı animeler var. Resmen tenis animesi var. Poker animesi var. Basket. Kuro kuro basket. Basket animesi var. Biz de dedik ki neden? Neden tavla animesi olmasın? Biraz Türkiye. Aradın. Biraz da anime. Japon çizgi filmlerine gönderme. Evet doğru Arada duydunuz. Sharinganlar. Ben çizgi filmlerine 12 yaşım. Aslında yine o kazandı. Bunun güzelliğine bak ya. Yok mu bu tavlada karşıma gelecek biri ha? Şu tavlada bana bir el dayanacak birini arıyorum. Hani sen mi? Nasıl? Sen mi? Geç gönder. Karşıma. Nerede? Hani? Animelerdeki Nani kelimesine gönderme. Evet. Yok. Nani? Mı? Tavla cehennemine hoş geldin küçük adam. Ben Cahreyn. 9 yıldır kimse beni yenemedi. Sen kimsin de? Oğlum Flash TV oyunculuğu falan demişler. Bence çok iyi oynuyorum lan. Ayıp be. Ya bunu söylerken kimse utanmadı mı acaba? Ayıp be. Ayıp be. Kimse beni yeneceğini düşünüyorsun ha? Büyük konuşma Cahreyn. Sonuçta tavla bu. Zar atıyoruz. Akıllı hamlelerin yanı sıra zarın şansı da fark yaratır. Akıllı hamlelerin sana kalsın. Zarlar nasılsa benim yanımda. Seç. Siyah mı yoksa beyaz mı? Ben iyiliğin ve saflığın temsilcisi olan renk. Yani siyahı seçiyorum. Sandığımdan daha zeki çıktı. Şu anda aklımla oynamaya, kafamı karıştırarak beni alt etmeye çalışıyor. Ama yemezler. Nasıl istersen öyle olsun. Beyazlar senin. Berkcan kasıtlı böyle rol oynuyor. Dizelim. Kasıtlı abartı yani. Hazır mısın? Kasıtlı. Hazırım. Abi tüm tekniklerine yol veriyorum ya bu arada. En sevdiğim açılış düşeştir. Özel hareketler olur ya animelerde. Aynen o kafa. Cringe mi? Canı sağ ol. Düşeş. Acemiler düşeşle başlamayı severmiş. Seyek. İki açığı şeytan bile görmezmiş. Ama ben görürüm. Dört çar. Bunun taşak olduğunu anlamadılar insanlar hala. Anime parodisi lan bu. Cesur hamle yaparım diye düşündün. İçeride iki kapı almaya çalıştın ha? Tahminlerin seni yanılttı. Ben iki açının üzerine birer kapı yaptım. Böylelikle elimde iki tane kırık pul oldu. Benim de içeride üç tane kapım var. Demek ki oyuna dönme şansın %10. Bu tam bir anime sahnesi. Tam bir anime sahnesi bu. Birebir abi. Birebir anime sahnesi. Kötü adam karakterin yanında belirir böyle karanlık bir background'da. Birebir. Göreceğiz. İç
içeriden çıkma vakti. Artık durun berabere. Göster kendini. Çaylı şeker. Böyle animede de karakterler hep böyle abartı hareketler yaparlar. Over the top. Mesela bir karakter olur, paso elma yer. Bir karakter olur, döversin döversin et yiyerek canını fuller. Bu karaktere de böyle bir şey uydurdum ben. Dedim bu karakter dedim bol çaylı şeker, bol şekerli çay içsin dedim. Yani çünkü anime karakterlerinde hep öyle saçma sapan özellikler var. Mesela Naruto en basitinden. Ramen de ramen, ramen de ramen. Muz yiyen çar olur falan. Hep de tam böyle anime karakteri inceliği bunlar. Hep ince. Nasıl böyle kaybedebilirim? Nasıl? Halbuki tam 6 senedir bu maç için bu da tam anime flashback. Kapılar, zar atma, pul toplama hepsine hakimim. Peki bu adam nasıl bu kadar iyi oynuyor? Aslında çok iyi oynamıyor. Ama her istediği zarı atıyor. Zar atmadan evvel mutlaka yüzünü öpüyor. Yoksa bu yüzük o yüzük olabilir mi? Kadim zamanlarda büyük tavla üstadları her istedikleri zarı atabilecekleri büyülü bir yüzük dövdürdüler. Tam 6 yıl boyunca dövülen bu yüzüğü takan oyuncunun istediği zarı atması için düşünmesi yetiyordu. Aman tanrım bu yüzük o yüzük! Oyun! Bu adamın yüzüğü büyülü. Bu sayede istediği zarı atıyor. Çıkart da yüzüğünü, gerçek oyununu görelim kardeşim. Burada böyle ekran bölünür. Herkes şey yapar. Yan karakterler görünür böyle. Anime boyunca o yan karakterler olurlar ama hiçbir sike yaramazlar. Tam o yani şu anda. Çünkü yan karakter hep şeydir mesela. Baş karakterin bir yancısı vardır. Gözlüklüdür. Hep not tutar böyle. Evet. %10 ihtimalle şunu bunu yapabilirsin. Ama hiçbir sike yaramaz. Her animede vardır böyle yan karakterler. Zaten kazanmak üzereyim. Onu yüzüksüz de yenebilirim. Bu arada bir de dünyanın en kötüsüymüş ya. Parçalanıyor kendi kendine. Evet. Yüzüğümü çıkardım. Sıra sende. Bundan sonra seni çengel düşeşi bile kurtaramaz. Koltuğunun altı mı sökülmüş senin? Videoda beğenmediğim tek şey outro biraz daha güzel olabilirdi. Çünkü o yancı karakterler hep şey yapar. Ya böyle ne bileyim ben yıkılmış olurum abartı bir şekilde. Bunlar da güle oynaya çıkarlardı falan oradan. Son sahne dedim burası. Ya yani ending'inde bir eksiklik var. Ending'i biraz daha güzel olabilirdi. Onun dışında 10 numara ya. Oğlum bu nasıl bir video yapmak ya? Bunlar olmuş bunlar. Daha da buradan bir daha alma. Самаха. Bir kandildir elden ele. Bir namedir dilden. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeni
Yemin ediyorum Allah belamı versin, ilk kez izleyeceğim. Bunu yapmalı mıyım?